Şimdi geçelim siyasete. Seçim satımı yarış devam ediyor. Fakat ilginç gelişmeler var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden AK Parti şikayet. AK Parti siyaseti herhangi bir yerde bir rant varsa onu peşkeş çekmekten başlar. O kadar bunu gizli saklı yaparlar ki normal AK Parti'ye inanan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk. İktidara ve AK Partili rakibine eleştirilerle gündeme gelen Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili bu kez AK Parti'yi rant alanlarını peşkeş çekmekle suçladı. Bırakın kardeşim yani sağa sola rant kapıları sağlamayı. Siz ancak bu memlekette kamu kurumlarıyla ilgili, hastanelerle ilgili. Yalnız siz kantinleriyle uğraşırsınız. Onların ihaleleriyle uğraşırsınız. Karabük'te Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adaylarıyla seçime giriyor. Mevcut başkan Rafet Vergili 4. dönemde yeniden başkanlığa aday olurken AK Parti'de Vergili'nin karşısına Özkan Çetinkaya'yı çıkardı. Karabük, Özkan Çetinkaya. Belediye başkanlığı adaylığını açıklarken Tayyip Bey'in arkasına Alfred Üniversitesi yazdırmayı utanmadınız mı? Bu FETÖ'nün kapatılmış üniversitesi. AK Parti'nin Karabük adayı Özkan Çetinkaya'yı FETÖ'cülükle suçlamıştı Vergili. Cumhur'da çatlak yorumlarına MHP lideri Bahçeli de AK Parti'de sessiz kalırken Karabük'ün MHP'li belediye başkanı Rafet Vergili bu kez Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'ye çok daha sert sözlerle yüklendi. Yok, Ankara'nın siyaseti Karabük'ün elinde olması gerekirmiş. Ankara'nın siyaseti Karabük'ün elinde olsa suya, emeklilere bedava der miydi? Tüm emekliye otobüs bedava der miydi? Bilesiniz ki buranın belediye başkanı Cumhurbaşkanı'nın eli üzerinde olduğu sürece çok daha farklı yere gelecektir. Karabük'e Ankara'nın eli değmemeli. Bu Ankara'nın eli. Acil Rum Köprüsü dedi ya. Evet yani ama. Ya ben hayatımda böyle bir o yorumu ben yapamam. Palavra da görmedim, yalan da görmedim. Bunlar Ankara'nın eli. Hastanelerdeki tomografi sırası Ankara'nın eli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı'nın eli belediyenin üzerinde olmalı sözleri tartışılırken Vergili, AK Parti milletvekillerinin de Karabük'te seçim çalışmalarını aynı ifadelerle yürüttüğünü söyledi. Bunlar yapılacak hizmeti engeller de yani. Daha önce de hastanenin yapıldığı yeri engellemediler mi? Stadyumu engellemediler mi? 80 öncesi yalan siyasetlerinden yani daha hala aynısının geçerli olduğunu sanıyorlar. İnsanların hayalleriyle oynamakla siyaset yapılmaz. AK Parti siyaseti herhangi bir yerde bir rant varsa onu peşkeş çekmekten başlar. MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin AK Parti'ye dönük suçlamaları tek değil. Elazığ'ın Ağın ilçesinin MHP'li belediye başkanı Ali Uslu da Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'yi CHP milletvekili Gürsel Erol'a şikayet etti. İlimizde Karakoçan, Kovanca, Pavlo, metropol ilçeler, bütün projeler orada uygulanır. Tekerin 10 defa dönmesi olaysa biz diyoruz ki 2 defa da bize döndürün.